Evet sevgili izleyicilerimiz, Bizim Eller programı başlıyor. Bu hafta neredeyiz? Bu hafta Karacurun köyündeyiz. Karacurun köyü muhtarımız yanımızda. Gel muhtarım. Selamun aleyküm. Selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldiniz. Muhtarım hocam, sizi bir tanıyalım. Ben Karkamış Karacurun köyü muhtarı Seyit Ahmet Çakır. Köyünüz kaç hane muhtarım? Köyümüz yaklaşık 40 hane. 40 hane. 40 hane. Nüfus da 200-250 değişken olarak. Kış aylarında daha az, yaz aylarında daha biraz çoğalıyor. Yani Antep'ten veya... Antep, Nizip işte, evet, çevre. Orada oturanlar var tabii. Evet. Ve geçim kaynaklarınız ne herhalde? Geçim kaynaklarımız genelde tarım üzerine. Fıstıkçılık, işte hububat olarak da arpa, buğda. Arpa, buğda, fıstık, evet. Zeytin yok mu? Zeytin çok diyecek kadar yok yani. Genelde fıstıkçılık bizimki. Fıstık çok. Evet. Muhtarım, Karacurun. Niye Karacurun adı? Şimdi curunumuz kara mı sizin? Ondan mı almış adını? Eski köyümüzün yerinde bir curun kalmış. İşte karaymış o zaman. O şekilde Karacurun denmiş. Biz öyle biliyoruz. Yeni olarak adı değişti mi? Hayır. Eski ismi. Eski adı. Eski ismi, yeni ismi Karacurun, evet. Yani eskiden bir Karacurun varmış. O kara olaraktan ondan sonra. Eski köyün yerinde. Eski köyün yerinde. Eski, köy yeri değişik mi o zaman? Değişik. Çok önceleri. Çok önceleri değişmiş, evet. 100 yıl falan herhalde. Tam tarihini bilemiyorum işte ama çok önceleri eski bir yerimiz varmış yani. Anladım. Birazdan köyün içine girelim muhtarım. Evet, gidelim. Buradan bir köyü gezdirirsin bize. Evet sevgili izleyicilerimiz, kısa bir yerden sonra bizler buradayız. Bizlerden ayrılmayın. Evet sevgili izleyiciler, burada iki teyzemiz oturuyor. Teyze, merhaba. Hava kurban olursa. Nasılsın, ne var ne yok? İyiyim valla, hastayım ana kurban. Geçmiş olsun, neyin var? Sağ ol, soğuklamışım. Ev soğuk mu, ne ev? Soğuk evimiz, ne ya? Pürket ev işte, odun yakık kızmıyor. Niye, kömür yakmıyoruz mu? Kömür ne Allah kömürü? Dört tane oğlum var, dördünün dişi yok, gezi. Çalışmıyorlar mı? Yok, abir şu ya. Ötede. Yaş kaç? Yaşım 65. 65. Ne yapıyorsun şurada abi, sen burada? Hiç abiyle oturuyor abi, karınan ikimiz. Bugün hava da güzel yani, güneşte. Çok hangi güzel. Karı, bu karınan mı? Bu karı mı be, karı daha genç de o. Yok valla karı ya, ben de karı. Karı ya, kocası yok, durdu loya istik. Öyle mi? Bir oğlu var, bir oğlunla oturuyor. Kimsesi yoktur. Yani bu karının yanına gidelim, bu karı düğünün. Karı, bu karı, o karı. Sizi bir tanıyayım, hele ne konuş işte. Ne konuşacağım oğlum? Adın ne, soyadın ne? Benim soyadım Durmaz. Adın yok mu? Var, Kazni. Kazni? Evet. Yok, bir elli de ben baba isminden konuşayım. Eşin vefat etmiş. Öldü, 21 sene oldu. 21 sene oldu. O zaman sen babayın eski kızlık soyadın. Evet, onu oldu. Durmaz. Kazni Durmaz. He. Bu Kazni, bu anlamı ne? Bu ismi? Arapça. Arap. He. Sen ne yapıyorsun bu köyde? Ben valla, ben de oturayım. Bir oğlum var işte, büyüttüm, oturayım ha, ben de evimde oturayım. Başka kız falan yok mu şimdi? Üç kızım var. Gelin ettin. İkisi gelin, biri de evli, nişanlı. Bir de nişanlı. Onun düğünü ne zaman? Bilmiyorum valla, düğünü de herhalde. Kısmet daha bak 6 aydı ya, senin kendine verdim ya. Buna mı verdin? Yok, bunların akrabasına verdim. Ha, bunların akrabasına verdim. Muhtarın akrabasına verin. Hayırlı uğurlu olsun. İyi olmuş. Sağ ol, Allah razı olsun. Peki, size teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz. Dayı selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın, iyi misin? Hamdolsun, valla sen nasılsın? Çok şükür, ben de iyiyim. Evet. Allah'a şükür. Şunu şeyle aç da bir gül yüzünü görelim. Ha, gül yüzümü. Yaş kaç? 71. Maşallah. Allah uzun ömür versin. Sağ ol. Neydin, volta mı atayım? Neydin şeyde, iş güç yok herhalde. Spor yapayım, spor. Spor yapayım. He. Oğlan yanına gideyim. Oğlan? He. Nerede oğlak mı? Aa, sordu oğlan. Oğlan, oğlan. He, ben oğlan anladım. He, oğlanın yanına gideyim. He. Oğlan neydi orada ki? Orada, çay içmeye gideyim oraya. Az biz de götür. Buyurun gidelim. Gidelim bir çay içelim senden. Gidelim gelin. Sen ne yapıyorsun köyde? Ben daha geziyim, yiyeyim, içeyim, yatayım. Yiyin, içeyim, yatayım. İş gücün yok mu? Yok. Bu yaştan sonra artık çalışsın. Yani takavuz oldu lan, takavuz. Yok ya, daha ne ihtiyacın? Daha genç oldun. Yok ya, ne gencik ya? Yersin ya, ne? 71 yaşındayız, daha gençliğimiz kalmış mı? Bal eski petekten yenirdiler. Öyle derler de ama boş. Bal da kalmıyor ki. Yok. Kuruyu, tersi, çekilik. Eskilerde ne var ki? Ne kaldı eskilerde? Eskilerden ben gayet maşallah çıta gibi delikanlıdan vuruyor karşımıza buraya. Eskilerden işte. Geçtik. Geçtik, amirsi geçtik. He?
Geçti mi? Geçti ya. Evet sevgili izleyicilerimiz, 71'di değil mi yaş? Yaşım 71. Mehmet Çakır. Abdülgafar oğlu. Mehmet Çakır. Abdülgafar oğlu Mehmet Çakır'dan. Mehmet Çakır'dan. Bir türkü alacağız şimdi. Evet dayı. Ilgıt ılgıt eser karbı yerleri. Yavur ne kadar duman deliler dumandır. Deli gönülle kaynayıp coşarsın. Daha senin güzüllüğün zaman mı? Tükürsünüz diyor ama. Ya tepkisin neresin hocam? Bu hastayım. Hastadansın bir şey olmaz. Valla hastayım. Ya öyle söylesin. Bir de öyle söyleyin. Bir de işte. Evvel bahar yaz ayları doğunca, iki hasret bir araya gelince, malın mülkü verip hıryan kalınca, daha kötü düşmanlara demem aman hey. Bir or düşmüş içerimde yanıyor. Semga kurmuş pervanalar dönüyor. Kitabın dediği günler geliyor. Bilmem devir dönmüş akıl zaman mı? Kılıcoğluyum da kendi işimde, çalışkan silahlar da dağlar başında. Kötü düşmanlar da ırınmıyor peşimde, daha kötü düşmanlara demem aman hey. Bitti. Bitti bu kadar. He. Diline sağlık. Sen de diline sağlık. Bitti. Bitti. He. Evet sevgili izleyicilerimiz, gezilerimiz devam ediyor. Gel bak abi, benim saçımın beyazlığına bak, kendine bak. Sende saç yok ki beyazı, arka taraflarda kalmış, ön taraflarda kalmış saç. Bitti benki zaten. Ben 67 doğum, 47 doğumluyum kardeşim. Kendine hesap et. 47 doğumlusun, 45 doğumlusun. 47 doğumluyum. Ya ama yaşın bu mu? Ya he bu ya, ne başka ne olacak? Niye yalan söylesin ki? Ya yok, büyük kendi büyük. Yok abi. 47 doğumlu benim kardeşim. Yok kardeşim. Kendi benim kardeşimden 2 yaş büyük. Yok, aramızda 6 ay var. O zaman 45 doğumluyum. 47 doğumlu. 47 doğumlu. Askeri... Neyse baba 45, 47 ben mikrofonu bir özel bir özel. Askere gidişim 47 doğumlu olarak gittim. Belki de bir ay ya iş büyük olabilirim, küçük olabilirim ben. Şimdi normalde eskiden mesela bu 30-35 senelerinden sonrakilerin birçoğu şimdi geç yazılar. Öyle öyle. Doğrudur. Belki bir yaşta büyük de olabilir, küçük de olabilir. Yani o sorun değil de ben yani 47 olarak askere gittim. Zaten ben mesleğim terziydi. Ben 20 sene zipte terzilik de yaptım, çıraklık yaptık, kalfelik yaptık, terzilik yaptık, en sonunda konfeksiyonlar çıkınca dükkanı dağıttım, köye geldim. Sizin işler öldü. Evet. Ne, köyde ne yapıyorsun sen? Burada... Köyde ne olacak, işte malımız mülkümüz var, traktörümüz var, gerekirse işte çütümüz de sürük, bağımıza bakır, bahçemize bakır. Gerçi seni tanımadık, sen kimin oğlu, kimsin? Hele, ben Seyit oğlu Ali Çakır. He, Seyit oğlu. Buradakilerin hepsi daha Çakır orada. Evet, köyün %90'ı Çakır. Bu soy isimler verilince köyde birbirlerine akraba ya çoğu. Hepsi ekseriyette akraba yani aşiret olarak akrabalar. O yüzden hepsi Karagozak aşiret olarak geçiyor. Hepsi Çakır olarak yazılmış. Yani Karagozak olan aşiretler. Gerisi yabancılar var mesela. Araplar var, Demir var soyadı. Aslanlar vardı. Sarılar da sonunda geldi zaten köye. Yani böyle %90-95'i Çakır olarak geçiriyor. Anladım. Evet dayı, yarım kaldı senden konuşmamız. Nasıl konuşayım, ne diyeyim ben? Ne bileyim ben, konuş işte bir şeyler, ha sohbet ediyor. He? Sohbet ediyor. Sen ne yapıyorsun köyde, sen ne yapıyorsun? Ben? He? Ben işte aynı kendi kimiyim ya. Çiftçiliğe gidiyorsun. Çiftçiliğe gidiyorum. 5-10 dönüm yerimiz var üstünde oturmuş. Çoluk çocuğu zaten gitmiş, başını almış gitmiş. Nereye gitmiş? Şehirlere hamallık ediyorlar. İş yok, güç yok. Köyde rahatsız duruyor, kendine şehirde hamallık mı diyeyim? Ya netsin burada netsin, ne var ne var? Arpa arpa yok, buğda buğda yok, fıstık. Bir sene, giden sene ben fıstıklarımı buğdadım, 500-600 ağaç fıstığım var. Şimdi bana dedi ki, Mehmet bir sene buğdayacağım dedim, hele sultan gideyim de gezeyim dedim. Gittim, bir baran buğdadım, baktım ağacın yarısı kurumuş. Yarısı kurumuş ya. Abinin öğlenince saat 12'ye ben 2 varam, 22 ağaç fıstık buladım. Bütün kestim attım. Kestim. Ya orada muşamman dayalı yet, her bir kestim beden bile. Benim. Göz bara sinirlendin mi kestin? Yok yok, kurumuş. Yağmursuzdan kurumuş. Yağmur yok, hazin yok. Kurumuş. Gittim neyse, bu da 2 parça fıstığım var, 2 parça da 2 traktör odun getirdim diye kış boyuna yakık. Niye? Ağaçlar kurumuş. Bereket versin, şu güzün 5-10 habbe bir yağmur atıştır diye güzün. Evet. Onun serinliğiyle ağaç kurtuldu, yoksa ben kökü kururum. Bir sene kökü de kuruyacak bu ağaçların. Yani buraya fazla yağmur yağmamış herhalde. Yok, yağmur yok. Adabı kadar.
ne ekine kanın kaynı, ne fıstıkan kanın kaynı, ne ektiğe kanın kaynı, ne ekeceğe kanın kaynı. Oğlan biraz yer tergemiş, baba burayı fıstık ekek. Dün gittim baktım, eskektikleri görmemiş ki acere kesin. Burada Fırat, burnumuzun dibinde ne yapıyor burada Fırat? Nerede Fırat? Fırat'ı kim getirecek? Fırat'ı baba getirir, evlat getirebilirim. Ben şimdi şunun babasıyım. Ben istersem her şey yaparım. Ama bu yapamaz. Yani bunların hemen hemen hepsinin sorunları bunlar. Evet, genel sorun, genel sorun bu. Yani gerçekten... Genel sorunlarımız tabii ki susuzluk, kuraklık. Tabii işte Fırat dediğim gibi burnumuzun dibinde akıyor ama biz faydalanamıyoruz. Yani burada çok da arazi var. Yani çok ne bileyim arazi. Çok arazi. Yani ülke ekonomisine çok büyük katkılarda bulunabilecek arazi var Barakova'sında ama maalesef bura Barakova'sı olarak geçer. Tabii Barak olarak geçer, evet. Barak olarak geçer. Yani gerçekten düşündürücü bir şey. Yani düşündürücü de tabii bizleri aşıyor o yani bu köyü, ilçeyi, ili başkente dayanıyor. O da yapılmıyor bir türlü işte. Ödenekten dolayı mı, imkansızlıklardan dolayı mı bilmiyoruz. İnşallah olur. Temennimiz o. Şu anda çalışmalar başlamış diyorlar. İşte 2 yıla kadar gelecek diyorlar ama inşallah olur yani bekliyoruz. İnşallah'tan gidiyoruz. İnşallah diyorum. Yani mücadeleyi de bırakmamak evet, lazım evet. Aslında Muhtar. Evet. Çünkü sürekli yani sorunlarınızı dile getirmeli, gidip ya, gelmeli. Genelde yani biz işte ilçe olarak toplantılar oluyor, söyleniyor. Ama işte dediğim gibi yani haberleri var ama olmuyor. Yani ödenekten dolayıdır büyük ihtimalle. Ulaştıramıyorlar, yapamıyorlar. İnşallah. Yetkililer olur. Yine izler bunu da. Temennimiz olur, evet. Diyoruz yani, Barakova'sına su istiyoruz. Evet, sevgili izleyicilerimiz, Muhtar'ın da dediği gibi, eğer yetkililerden bu programda izleyenler olursa, gerçekten büyük bir sorun. Yani Muhtar'ın da dediği gibi, burada Fırat boşu boşuna burada akıp gidiyor. Buradaki bu kadar arazi, Barakova'sı, ortalama binlerce, yüz binlerce dönüm diyebiliriz. Tabii çok büyük. Yerler yani susuz. Oğuz yerine kadar bu kadar yer arazi boş. 12 bin dönüm sadece sizin bu köyde var. 12 bin dönüm arazimiz var bizim kapılara. 18 bin dönüm sütüreni yer. Bizim kulba tarafımız. 18 bin dönüm. Bunların hepsi susuz. 12 bin dönüm ağanın. Ağa kim ağa? Ağa kim? Rüştü'nün oğlu Mustafa. Kemal'ın oğlu. Bunun 12 bin dönüm bunlara ait. 18 bin dönüm, 12 bin dönüm bunlara ait. Hadi git, ağa senden gidek gel. Oha boş. Su yok, ekin yok, bir şey yok. Bu iki köyde sadece 40 bin dönüme yakın arazi var. Şu iki köyün içerisinde. Fıstığınla arazisinden. 40 bin dönüm iki köyde. Gerisi mesela barak 36 parça mı? Karkamış'ın 35 parça köyü var. Nizip'ten beraber çok yani. 78'den parça köyün hesap etsem bunun ne kadar arazi olduğuna göre. Yüz binlerce dönüm arazi var. Bunlar da hepsi o kadar. Yani aşağı köylerin arazisi biraz taşlıydı. Bu Kancağız Barajı'nda sulananlar taşlı yani. Çakmak taş dediğimiz taşlı. Bizim bu araziler ama çok düz. Taş yok. Yani biz mesele var. Taş canı ekten can bitecek yerler bunlar. Ama yok, devlet getirmiyor. Yani bu Nizip'ten Oğuz eline doğru 70-80 tane köy var. Tabii var. Bunlar da hep ağır topraklar, her şey olacak bu topraklar. Bizlerden ayrılmayın.
Evet sevgili izleyicilerimiz, muhtarımız dedi ki köyümüzde bir dikiş nakış kursu var. Oraya geldik herhalde, gerçi tabela falan yazı yok. Bir şey de yok. Yok, evet. Ne yapıyorlar burada muhtarım? Dikiş nakış işte yani, nakış öğreniyorlar, dikişi öğreniyorlar. Öğretmenimiz. Öğretmenimiz de var. Işte. Evet tabii. Ve onlardan bilgi alalım. Evet şimdi içeriye giriyoruz. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz hocalarısınız, herhalde öğretmenlerisiniz. Evet. Sizi bir tanıyalım. Ben kendimi tanıtayım. Nizip'te oturuyorum. Kargamış ilçesi Halk Eğitim Merkezi'nde, Karacur'un köyünde kurs öğretmenliği yapıyorum. Halk eğitim öğretmeni olarak. Nizip'te mi oturuyorsun? Nizip'te oturuyorum. Nizip'te oturuyorum. Buraya her gün gidiş geliş yapıyorum. Buraya gelip her gün öğretmenlik yapıyorsunuz. Evet. Ne öğretiyorsunuz burada, ne yapıyorlar? Biçki, dikiş, genel eğitim dersleri veriyoruz. Ana çocuk tal üzerinde konuşuyoruz. Ondan sonra gerekli olan bütün çocukların gereksinmelerini dışarıdan hep getiriyorum, Nizip'ten temin ediyorum. Burada bulamadığımız çok şeyleri oradan getiriyoruz. Böyle. Böyle bunları yapıyoruz diyorsunuz. Evet. Biçki, dikiş, elbise diktiriyorum çocuklara, etek diktiriyorum işte. Takımlar hazırlattım. Bu yastık işleri. Şeyleri falan, yatak odası takımları. Karyol örtüleri, pike takımları, yastık örtüleri. Hepsi yaptırdığımız işte. Bohçeler. Ellerinde olan işleri de görebilirsiniz. Oda takımları işletiyorum. Boncuktan. Bunlar. Evet, bunlarla tek tek görüşürüz. Abla merhaba. Merhaba, iyi günler. İyi günler, sizi bir tanıyalım. İsmim Nalan Çakır. Nalan Çakır, geç çay. Soyadınızı söylemenize gerek yok. Tamam. Her taraf Çakır'dan. Evet. Muhtar gel yanıma gel. Ne yapıyorsun sen? Oda takımı işliyorum. Oda takımı. Evet. Boncuklarla oda takımı yapıyoruz. Bakın isterseniz oda takımı. Yani şöyle. Karanfil şeklinde. Boncuklarla gösteriyoruz. Bunların herhalde kenarları falan düzelecek, yapılacak. Kenarları yani temizlenecek hepsi. Boncuklar dizilecek kenarları. Bitmiş olanı var mı bunun? Hayır, bitirmedik. Daha yeni başladık. Aha. Yeni başladın, dikiyorsun. Peki. Size kolay gelsin diyoruz. Buradan ben şu tarafa, buraya geleyim. Abla sizi bir tanıyalım. Ben Suna. Çakır herhalde sonra. Evet. Sonra öğrenmeme gerek yok Çakır. Evet. Sen ne yapıyorsun? Ben damat bohçası yapıyorum işte, yani oda takımı falan yapıyorum. Damat bohçası. Evet, buraya oda takımı yastığını yapıyorum. Bu damat bohçasının içine ne konuyor bunların içine? Yani damat işçisi falan konuyor hani. Eşofman takımları öyle. Şey yani ayakkabısı, çorabı, böyle oluyor. Bohçaya bunlar konuyor. Bu da yani yastığı, karıyola takımı şimdi bu yaptığımda. Şimdi bu damatın eşyalarını buna konduğunda mesela evlendiğinde evet. Hanımla anlaşamadılar. Bohçasını alıp gidiyor mu damat? Hayır, öyle şey olur mu? Gitmiyor. Hayır. Evet sevgili izleyicilerim, sizden de görmüş olduğu elleme, göz nuru dedikleri gibi kameraman arkadaşımızla yakından bir görüntülersin. Var yani, çarşı takımı falan da var. Yaptım yani, yanımda duruyor. Diyorsanız onları da gösterebilirim. Onlara da bakarız. Evet. Bu parçaları mı, bu şeyleri mi? Evet. Diğer yolum parçaları. Bu bitmiş olanı mı? Evet, ben yani bir iki yerine gül falan yapacağım şuralarına. Yani son dekorlarını işleyeceksiniz evet. Herhalde. Hı hı. Size de kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Buradan bu tarafa geçelim. Siz de makinede işliyorsunuz. Sizi bir tanıyalım. Handan Çakır. Handan Çakır, evet. Evet. Handan abla sen ne yapıyorsun? Ben mutfak takımı işliyorum. Mutfak takımı. Hı. Yani bir işte bakalım, bir görelim. Nasıl işliyorsun? Evet sevgili izleyicilerimiz, Handan Hanım mutfak takımını böyle işliyor. O çizgilerin üzerine desenler koyuyorsunuz herhalde. Evet. Desenini çiziyoruz, üstüne de kim iletmeyi. Önce bunları kalemle mi çiziyorsunuz? Evet. Ondan sonra da o çizilmiş olan yerleri renkli ipliklerle evet. Süslüyorsunuz. Size de kolay gelsin. Evet abla, soyadın Çakır. Hayır, Sevim Kırmızı. Aha, bir tane bulduk kırmızı. Evet. Sen ne yapıyorsun Sevim abla? Ben bohça yapıyorum. Bohça yap, sen önce kalemle mi çiziyorsun? Evet, ne yapıyorsun? Önce kalemle, simli kalemle çiziyorum. Sonra da işleyeceğim boncukla. Sizinki gelin bohçası mı? Bizimki damat bohçası. Damat bohçası mı? Burada hep damada çalışıyorum. Niye, gelinlere bir şey yok mu burada? Gelinlere de yapıyoruz da. Genelde damada.
damatlara işliyorsunuz. Evet. Bir gelin bohçası yapan yok mu hocam? Veya gelinin bohçası yok mu? Yapılıyor da ismi damat bohçası. Aslında herkes kendi yapıyor bohçayı da. İsmi damat bohçası. İsmi damat bohçası. Evet. Peki size de kolay gelsin. Ben o tarafa geçebilir miyim? Şöyle bir şu tarafa geçeyim. Şu ablamızın yanına da bir uğrayalım. Abla kolay gelsin. Sağ olun. Sizi bir tanıyalım. Soyadın Çakır. Çakır değil. Ceylan Kırmızı. İki kırmızı bulduk. Evet. Sen ne yapıyorsun? Oda takımı yapıyorum. Siz de oda takımı yapıyorsunuz. Evet. Mendilleri bunlar. Küçükleri. Bunlar böyle. Daha son desteklerini yapacağız, dekorlarını. Bunun bitmişi var mı? Bunun, parça bu, parça bunlar bitmiş parça parça. Kesilecek mi? Sonra. Kesilecek. Kesilecek sonra. Mendiller haline gelecek, kesilecek. Yani bunlar parça parça kesilip evet. Mendil haline gelecek. Herhalde evet. Şu işaretli yerlerden kesilecek. Evet, işaretli. Herhalde. Sonradan bitmiş bir mendil olacak. Bunlar hocam, şeyi söyleyeyim de, yani köyde işi olmayanlar, okula gitmeyenler ne mi çalışıyor burada? Tüm genç kızlar geliyor işte. Köyde bulunan genç kızlar, işi olmayanlar. İş tabii okuyanlar var aramızda. Var. Bazı öğrencilerimiz ayrıldı. KPSS sınavlarında kazanmışlardı, puanları tutmuştu. Onlar Antep'e gittiler. Rukiye Çakır mesela bir öğrencim, o da Antep'e gitti. Memur oldu. Ben sınavları da kullanıyorum. Hayriyet, buraya da yapıyorum. Anladım. Şimdi burada okuyan var mı? Herhalde okuyan. Yok. Yok, okullar bitti. Lise mezunu. Lise mezunu genelde var yani. Çoğunluk lise mezunu. Var. Yaptık. Evet hocamız, bitmiş olanları. Bu ne oluyor bu? Yine oda gibi damat bohçası diyelim. Aslında gelin bohçası da denilebilir de damat bohçası diyelim. Şimdi... Sevgili izleyicilerimiz, yani bütün hepsi damat bohçası, damatlara çalışıyorlar. Öyle. Bu da gelinlere, bayanlara çalışan yok herhalde. Gelin bohçası da olsun, hadi bunun ismi de gelin bohçası olsun. Öyle mi olsun? Yani bir tane de farklı gibi. Olsun bir tane. Evet, bir tane de gelin bohçası olsun. Öğrencilerimizin yaptığı şeyler, evet. Süslediğimiz. Sevgili izleyicilerimiz. Bir kuşak işine de yaptırıyorum. Bu da süsleme kuş denilen. Şey oluyor yani. Kuşu, kışlık kazaklarımız, evet. Yazlık ve kışlık giysilerimizi saklandı, korundu, kuşlar da diktiriyorum. Yatak çarşafları hazırlanmış. Evet, gerçekten sevgili izleyicilerimiz, eleme göz nuru dedikleri gerçekten harika ürünler çıkartmış ablalarımız, kardeşlerimiz. Bu hurç dediğiniz herhalde değil mi bu? Evet. Yani bunlara giysilerimizin korunması amacıyla yapılıyor. Yazın kışlık giysiler evet. Konuyor. Evet. Kışında yazlık giysiler. Evet, evet. Havlular. Çeyizler, havlular. Damat bohçasında koyuyoruz bunun içine. Konmuyor mu bu? Zar şeklinde. Ne şeklinde? Zar şeklinde yaptıklarımız da var. Bohçası dediğimiz şu şekilde de hazırlanıyor kapitene kumaştan. Temizlenmiş kenarları. Şekil olarak gösterelim. Hani bilirsiniz, yöremizde damat takımı gider nişan olduktan sonra. O kıyafetlerin, giysilerin, damadın giysilerinin konulduğu bir bohça. Bu şekilde katlanıp evet. Bu böyle konuluyor. Evet, bu şekilde gidecek. Tabii genç kızlarımız hayırlısıyla nişan olay olduktan sonra. Var mı nişanlı erkek olan? Erkek evine göndereceği şeyler. Nişanlı var. Üç nişanlı kızımız var. Var mı nişanlı olan dedim, sevgili izleyicilerimiz var diyor burada. Parmağını yüce de gösteriyor. Siz misiniz nişanlı olan? Ben nişanlıyım. Ne zaman nişanlandınız? Biraz oldu. 5-6 ay falan. 5-6 ay. Düğün ne zaman? 2-3 sene sonra. 2-3 sene. Niye 2-3 sene bekliyorlar? Askere gidecek nişanlı. Öyle mi? Bir de asker yolu bekleyeceksin ha? Yaşın küçük yani. Askeri beklesin. Gerçi yaşta tür bayan, küçük bayanlar sormaz da yaş kaç? 16. 16. 3 sene de bekleyeceğim 19. Daha da normal. Var mı hocam başka? Diyelim ki birisi Antep'e gitti. Rahatsız olan bir öğrencimiz var. O gelemedi bugün. Böyle çalışıyoruz işte. 9-10 kişiyle. 9-10 kişiyle. Evet. Mevcudumuz 13. Birisini Antep'e gönderdik. Görev itibariyle kazanmış sınavları. Antep'e gitti. İki de rahatsız olan öğrencimiz var. Şurada da işte 10 kişiyiz. Onları da görüntüleyemedik. Burada o rahatsız olan öğrencileri de geçmiş olsun. Diyelim. Amin. Burada bir ablamız daha geldi, bunu görmedik. Gösterdim benim çeyizlerimizi. Senin çeyizler bunda? Benim çeyizlerim nişanlı olan. Sen de nişanlısın? Evet, ben nişanlıyım. Sen nişanın askere mi gideceksin? Seninki de mi askerde? Askerde zaten. Askerde? Evet. Ne zaman, kaç günü kaldı?
sene dedi? 9 ay. 8-3 ay falan stokta. Evet, 9 ay. Sen ne yapıyorsun? Ben sular yapıyorum. Örgü falan da öğretiyorum hocam. Yani birilerinin başına çorap falan mı örüyorsun yoksa? Yok, hayır asla. Sular falan, kazak. Nişanlığa mı işliyorsun bunu? Yok, bu kadın işi, kız işi. Ona yaptım zaten. Atkı yaptım, gönderdim. Başka bir şey yok. Askere oraya mı gönderdin? Yok, kendisi geldi, bayramda gelmişti. Ha, geldiğinde abi. Evet, İzmir'e geldi, göndermiştim. İnşallah tez günden hayırlı tezkereler alır, inşallah. Gelir. Diyorum. Yaptığın günleri göster. Ablamızın yanına da geçecek. Bu da sisteme yapıyor. Şöyle, sizi tanımadık değil mi? Evet. Sizi de bir tanıyalım. İsmim Safiye Sarı. Safiye Sarı. Evet. İki kırmızı, bir sarı buldum. Evet. Diğerleri hep çakır. Diğerleri çakır. Siz ne yapıyorsunuz? Ben şu anda yatak örtüsü yaptım. Onun süsleme işleriyle gül yapıyorum, yapmayı. Evet. Bu tülden falan mı yapıyorsunuz? Evet, bu kordelayla bu hale getiriyor tülleri. Bunları da yatak örtülerine süs olarak. Evet, kenar dantellerini yapıyoruz, birleştirip bunları da süs olarak yapıyoruz. Evet, sevgili izleyicilerimiz, şu haldeyken böyle bir şerit halinde, böyle bir çok güzel bir gül haline geliyor. Zor mu onu yapma? Yok, fazla zor değil. Yani bilene kolay. Evet, hemen yapabilir misin bir tane? Şu anda bayağı uzun sürüyor ama yapması. Şöyle döndürerek devamlı. O şekiller vererekten. Böyle yaparak. Şu üst dallarına devamlı döndürerek şöyle devamlı işlem yaparak yapıyoruz. Elimizi döndürerek. Arkadaşım çalışıyor ama dedikleyecek. Bu da ablamız diyor ki yatak örtüsünü de çekin diyor. Çekeriz, bunu da çekeriz. Yani vallahi gerçekten güzelmiş. Genç kızlarımızı dinlemeye gözümüzü değerlendirmiş olduk. İşleri dantelleri tekrar kumaş üzerine monte edip taşlarla süsleyip çeşitli arkadaşımızın yaptığı güllerle de tekrar süsleyeceğiz. Kim yaptı bunu? Safiye ve Ganim arkadaş olacak. Siz yaptın. Evet. Siz nişanlı değilsin ya. Nişanlıyım. Nişanlısın. Yaz saatliğinizi yazda, düğünün. Yazda da düğünün. Evet. Ve düğününüze çağırırsanız geri düğününü de çekelim. Muhtar çağırsın siz o zaman. Çünkü... Muhtar pastana geldi. Ben Seyit Ahmet abiyle nişanlıyım yani. Akrabalar kurar mı? Evet. Yiyenleri saydım. Ya yeğenin düğünü de çağırırsın bizi bu tarafa. Gelirik şöyle iki halay çekerik, oynarık, düğünü de çekerik. Evet sevgili izleyicilerimiz, görmüş olduğunuz gibi gerçekten el emeği göz doğru, sürekli söylüyorum bunları da. Yani gerçekten çok güzel. Bunlar da bize hediye eder misin? Canına sağ olsun. Burada ben kendim hazırladım ve siz mi kaldınız desene? Yok, öyle saygısızlık asla olmaz. Olmaz biliyorum. Kızların gözleri gönülleri bol. Olmazsa İdamet abi. Nişanlı İstanbul'da o zaman. Orada mı askerlik yapıyor? Yok, asker değil, orada yaşıyorlar. Çalışıyor. Orada yaşıyorlar. Bir selam gönder kendine. Yok, kalsın. Orada da izleniyor. Yok, ben nişanlımla konuşup selamımı gönderiyorum. Sen sevmiyorsun, bak canı canını görecek Burak seni. Gönder. Hayır, nişanlımı seviyorum ama selam kalsın. Hadi gönder ziyan yok. Anneme ve babama buradan selam gönderiyorum. Onlar nerede? Onlar da oradalar. Nişanlımın ailesi. He, nişanlımın ailesi. Yani annem ve babama ne için? Yani annem babam köyde değil mi burada? Senin babam vefat etti. Babam yok ama nişanlımın annesi ve babası. Onlar da baba anne sayılır. Tabii canım. Tabii. Peki isim neydi? Ganime Deneli. Ganime? Bireyli. Ganime. Evet. Ama güzel bir iş. Güzel miyiz? Ha bir de bir elli bulduk. Evet. İki kırmızı, bir sarı, yakında bir Çakır olacak, kurtulacağım. Ya o da Çakır. Sen de Çakır ailesine katılacaksın yani. Evet. Nişanlının ismi ne? Ömer. Ömer Bey, Ganime nişanlının buradan sana selam gönderiyor kendisi. Herhalde utandı mı artık, ne yaptı bilmiyorum da. Hayır. Sen söyle o zaman, dön kameraya şöyle böyle. Seni çok özledim de. Yok. Ben özlediğimi içimde kalsın. Öyle mi? Yani. Peki, fazla zorlamayalım. Evet sevgili izleyicilerimiz, görmüş olduğumuz gibi 9-10 tane burada bayan arkadaşlarımız sarı falı çalışıyor. İşte damat bohçası %90 damat bohçası dikiyorlar. Geri kalan %10 da işte hurç dedikleri yatak odası bilmem ne. Oturma takımları falan kalıyor %10'u da. Yatak örtüleri yapılıyor. Yapılıyor. Bu da görmüş olduğunuz gibi.
Evet sevgili izleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra bizler buradayız, bizlerden ayrılmayın. Evet sevgili seyircilerimiz, malum bugün karne günü. Evet. Ben muhtarım. Evet, karne günü. İlk yarı. İlk yarı tatili, İlk yarı. Sömestr. Sömestr dedikleri. Sömestr evet. Tatili evet. Dedikleri. 23 Ocak. 23 Ocak. 2009. Bugün öğrencilerimiz yarı yıl tatiline girecekler. Evet. Herhalde birazdan karne dağıtacaklar. Karne dağıtımı olacak. Beraber girelim muhtarım. Hadi, buyurun. Evet sevgili izleyicilerimiz, sınıfa giriyoruz. Yavrularımızın bugün karne günü deminde bahsettik. Onların bir karnelerini alırken ve onların karnelerine bir bakalım. Evet sınıfımıza girdik. Hocam merhaba. Hoş bulduk. Karneleri dağıtacak mısınız hocam? Evet dağıtacağız. Bir bakalım o zaman, biz de görüntüleyelim onları. Tamam. Evet çocukları... öğrenciniz de azmış ha Mutlar. 16 tane öğrencimiz var. Toplam. 16 öğrenci toplam. 4-5 evet. 5. sınıf. Birleştirilmiş sınıf. 5'e kadar değil mi? 5'e kadar. Evet 5'e kadar. Ondan sonra nereye gidiyorsunuz? Karkamış, Taşımalı. Taşımalı, Karkamış'a gidiyor. Taşımalı, Karkamış evet. Öp bakayım hocanın elini. dur bir bakalım. Dur bakalım. Evet, Ali Fuat Çakır'ın karnesi elimizde sevgili izleyicilerimiz. Türkçe 4, matematik 4, hayat bilgisi 5, görsel sanatlar 3, müzik 4, beden eğitimi 5. Karnen güzelmiş ha. Şimdi Çakırlar ayağa kalksın desek herhalde hepsi kalkar değil mi hocam? Ayağa kalktılar bile. Biz söylemeden Çakırlar 3, 7, 9, 10. 14 öğrencim var burada. 16 öğrenciden 10 tanesi Çakır. Mehmet Ali Kırmızı. Abi kırmızı geliyor. Gel kırmızı gel. Kırmızılar da giymiş kırmızı. Öp bakayım, öp bakayım. Evet. Senin karnına bir bakalım. Ben senin gibi genç miyim? Dur şöyle göremiyorum. Dur şöyle bakak. Yok senin karnın da fena değil. Güzelmiş ama burada birkaç ders var, onlara çalış, tamam mı? Tuğçe Nide Diren, 1.50. Bir tane de 1.50 çıktı. Evet, 1.50. Bir de dikiş nakış kursunda vardı, 1.50. Aldım. Dur seninkine bakalım. Hocam ortalama hemen hemen az, hepsi aynı. Evet, ama iyiler de var yani. Çok çok daha iyiler var. Mesela Yıldız Alba. Ben Yıldız de. Alan kim? Bayram Çakır. Bayram Çakır. Evet. Öyle mi? Çakırların yüz akı. Bak evet. Yıldız almış. Evet. Hepsi 5. Oo. Aferin lan. Hepsi 5. Dur Çakır dur. Gel. Şöyle, sen türkü de söylüyormuşsun. Ben türkü bak, şarkı söyle. Şimdi, Yıldız almışsın bak. Öğretmeninden. Derslerin hepsi 5. Evet. Aferin. İkinci dönem de böyle olur. Değil mi? Çalışacaksın. Evet. İkinci dönem böyle olursun. Sınıfın birincisi herhalde bu. İkinci sınıflardan. İkinci yani sınıflardan. Birinci demeyelim mi? Birincisi. İyilerden. Şimdi bu Yıldız'ın şerefine senden bir türkü alacağız. Bir türkü söyleyeceksin bize. Yıldız seven tikenine katlanır derler. Çok canım acıdı, katlanamıyorum. Sevdim, yaşadım dünya gözüyle. Duydun mu des, bilemiyorum. Yıldız seven tikenine katlanır derler. Çok canım acıdı, katlanamıyorum. Sevdim, yaşadım dünya gözüyle. Duydun mu desem, bilemiyorum. Aferin lan, dur gitme, dur. Dur gitme, alkış. Şimdi öyle mi? Bir de bak hocam diyor, çok da güzel oynar diyor. Bir de oyna bakalım. Ver bir karneyi, ben tutayım. Müzik açayım mı? Açayım mı? Var mı müzik burada? Evet. Evet, bulur cep telefonu. Teknoloji ilerledi. Biz cep telefonundan bir müzikle beraber. Ya Çakır, sende ne işler varmış böyle Çakır? Tamam. Sende ne işler varmış böyle? Şimdi Muhtar, enteresan bir şey. Yani ben şimdi bir barak havası patlatacak diye düşündüm.
Bu adam tek... Bu adam pop söyledi. Poptu değil mi? Rock mı? Pop mu? Sen popçu. Evet, pop mu söyledin? Ama güzel şamlamı oynayamadın. Şimdi bu Barak Ovası'nda biz seni Barak türküsü patlatırsın diye düşündük. Tam tersi çıktı. Hayal kırıklığına uğrattın bize bayram. Niye öyle oldu? Barak türkülerini bilmiyor musun? Barak türkülerini bilmiyor musun? Biliyor musun Barak? Uzun hava falan biliyor musun? Yok. Pop mu biliyorsun yalnız? Onu biliyor musun? Evet. Bir de ondan söyle. Söylüyor musun, oynuyor musun? Hem oynuyorum. Hem oynuyor hem söylüyorsun. Bir de onu alalım. Bas gaza aşkım, bas gaza. Kim tutar seni? Bas gaza. Yollar seni yanıştırma. Hadi uçur beni buradan. Bana ne, bana ne? Şimdi duracağım. Bana ne, bana ne? Şimdi edeceğim benimle oynama. Koşma hadi, hadi aşkın vay anam. Gel bir gaza, aşık oldum ben sana. Hadi beni bir gaza getir gaza. Bas gaza aşk, bas gaza. Kim tutar seni, bas gaza. Yollar seni iştirma. Hadi uçur beni buradan. Bana ne, bana ne? Şimdi duracağım mı? Ne bana ne? Şimdi öpeceğim benimle oynam. Hadi gel koşma, hadi, hadi aşkın susma. Vay anam. Geldik gaza, aşık oldum ben sana. Hadi beni bir gaza, geri gaza. Bas gaza, aşkım bas gaza. Kim tutar seni bas gaza. Yollar seni iniştir. Hadi uçur beni buradan. Bu kadar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Gel sana bir öpeyim. Gerçekten alkışlara da hak ettin. Derslerin hepsi 5 bayram. Gel dur 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 kaçma dur. Gaza getirdik sen hemen kaçma dur. Derslerin hepsi 5 ve yıldız da almışsın. Başarılarına devamını diliyoruz tamam mı? Hadi canım. Var mı başka hocam? Böyle marifeti olan. Kim? Mesela bizim oynayan grubumuz var Yonca'yı, Cemil'in şeyini oynuyor. Tabii dans ediyorlar hem de oynuyorlar. Tamam onları bir alalım. Tamam karneleri onlar... sonra mı? Sonra da atalım onları tamam. Bir alalım. Tamam hadi gelin bakalım. Evet kızlar. Muhtar bu sizin köy çakırlar baya marifetli ya. Çakır ya marifetli olacak tabii canım. Evet sevgili izleyicilerimiz, miniklerimiz bize bir şov yapacaklar sevgili izleyicilerimiz. Sizleri onların görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Teşekkürler hepsine. Sen liderlersin herhalde. Başkanları sen misin liderleri? Evet. Senin eşliğinde yapıyorlar. Senin adın ne? Sinem Çakır. Sinem Çakır. Sen karneni almadın. Senin dersler nasıl? İyi. Çok iyi. İyi. Yıldız falan mı almış hocam bu da? Sen de yıldızın varmış. Peki sen de yerini alıyoruz. Hocam kolay gelsin. İyi dersler, iyi tatiller diyorum çocuklar size. Yine geliriz biz de. Sevgili izleyicilerimiz buradan ana sınıfına geçiyoruz. Zaten tatile giriyordu. Hoş bulduk. Hocam sizi bir tanıyalım. Tamam. Adım Pınar, adım Kuru. İskenderunluyum. İskenderunlu. Hı hı. Evet. Bu yıl başladım göreve. Usta öğretici olarak. Usta öğretici. Evet. 3-6 öğrencimiz var. Evet. 3
çocuk fazla yok herhalde bu tarzda. Börek mi yapıyorlar? Abla kolay gelsin. Hoş geldiniz. Bizi bir tanıyalım. Yeliz Çakır. Yeliz Çakır. Evet. Ne yapıyorsunuz? İçli ekmek yapıyoruz. İçli ekmek. Hı-hı. İçinde ne var bunlar? Tarhana, soğan, et, yarma, yarma, yoğurt. Yarma, yarma ne? Yarma buğdayı pişirirler. Ondan sonra onu döverler. Onu dövme bir... Evet, dövme. Burada yarma mı diyorlar? Burada yarma der. Bize mi yapıyorsunuz bunu? Size yapıyoruz. Misafirler gelince yapılır yani burada. Bundan mı? Misafir geldi mi bundan mı yapıyorsunuz? Bundan da yapılır. Bu yöre yemeği yani. Buranın yemeği. Buraya ait. Yöre yemeği. Diye. Evet. İçli ekmek. Evet. İçli ekmek diyoruz. Ablamız da pişiriyor. Evet. Abla sizi bir tanıyalım. İsmim Elif Çakır. Misafirlere yemek yapıyoruz. İçli ekmek. Peki bunu mu yaptı şimdi bize? Hayır. Başka ne var? Hindi pişirdik, pilav. Hindi pişirdik. Evet. İyi, birazdan yedik o zaman. Evet. Siz de pişiriyorsunuz bunu. Evet. Genç ablamız bahsetti de içinde et. Evet. Başka yarma. Evet. Tarhana. Hı-hı. Bu şey, burada buraya ait bir şey bu. Tekrar arasında bunu ne yapıyorsun? Peki size kolay gelsin. Birazdan yiyeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Bundan tadına bir bakarız. Peki size kolay gelsin. Evet sevgili izleyicilerimiz. Görüntüler sizden de görmüş olduğu gibi soframız açıldı. Muhtarımız bayağı bir şeyler de hazırlamış. Şimdi muhtardan bunların tariflerini veya neyin ne olduğunu söyleyeceğim ama muhtarım bileyim mi bilmeyeyim mi? Ya bildiğimizi söyleriz. Bildiğimizi söylerim. Kuru fasulye var. Evet. Hindi galiba. Evet hindi. Pilav üzerine hindi yapılmış. İçli köfte. İçli köfte. İçli ekmek. Evet, içli ekmek. Dediğimiz gibi ayranımız, biberimiz, salatamız. Ayran, yoğurt çorbamız daha doğrusu. Yoğurt İşte çorba. Lahana salatamız. Turşularımız. Bulgur pilavı. Bulgur pilavını söyledik zaten. Buraya has olaraktan neyi var? Yani hani? Genelde hepsi bu bölgenin yemeğidir işte. Doğal olarak hindi, pilav, kuru fasulye bunlar zaten normal. Yemeklerimiz. Diğerleri de yine bizim bu Antep yöresinin işte içli köftemiz, içli ekmeğimiz, salatamız. Salatamız göğü lahana salatasıdır. Aslında bunları yapanla görüşmemiz gerekti ama. Diyenlere afiyet olsun buyurun. Diyenlere afiyet olsun diyoruz. Evet sevgili izleyiciler biz sofraya oturuyoruz. Evet muhtarım köyünüzü gezdik, dolaştık. Sağ olun gezdirdiniz. Ayağınıza sağlık. Bayağı da hoş da bir program oldu. Allah razı olsun sağ olun. Son olarak ne söyleyeceksiniz bizlere? Vallahi ne söyleyelim? Çok teşekkür ediyoruz. Ne diyelim yani? Bayağı da renkli bir program oldu. Renkli oldu, çok güzel oldu. Tekrar bekleriz. İnşallah. Tekrar yaza doğru tekrar inşallah. Bekleriz. Düğün olduğunda çağırayım sizi tekrar davet edelim. Başın üstüne. Tekrar bekleriz evet. Geliriz. İnşallah kısmet olursa o zamanı görürsek. Çağırırız. Allah uzun ömür verirse, Allah ömür verirse. İnşallah. Geliriz muhtarım. İnşallah. Her şey için çok çok teşekkürler Allah ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz bizim programın bu haftada sonuna geldik. Haftaya bir başka programda buluşmak üzere diyoruz. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.